En güzel yatak odası. Merhaba Eli. Burası yatak odam mı? Bir yatağım var. Ve bir de dolabın. Harika. Merhaba Pato. Ne dedim Pato? Senin yatak odan daha mı güzel? Bir lambam var. Ne kadar güzel. Benimki daha güzel. Yatak odası. Benimki daha güzel. Sence senin yatak odan daha mı güzel Pocoyo? Hı-hı. Oyuncak kutusu. Aa, anladım. Bir oyuncak kutum var. Benimki. Olamaz. Benimki. Şimdi de uykucu kuşla sessiz anlar. Merhaba Pocoyo. Bir yatak. Bir koltuk. Bir masa. Yapma Pocoyo. Masa. Hoşça kal. Masa! İyi geceler. Kavgaya son verin. Onun ne olduğunu söyler misiniz? Dolap! O değil dolap! Peki bunun ne olduğunu söyler misiniz? Lamba! O değil lamba! Benimki daha güzel. Şimdi de bunun ne olduğunu söyleyin. Benimki. Yine mi? Sayılarla yiyecekler. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ah, öğle yemeği zamanı geldi. Pato sipariş vermeye hazır. 9 zeytin. 9 zeytin. Olamaz. Onun yerine 9 çileğe ne dersin? 9 çilek. Zavallı Pato. Pato'ya kaç kalp olduğunu söyler misiniz? 9! 9 tane kalp var! Bu doğru. 9 kalp var. Keşke aynı yatak odasında hem dolap, hem lamba, hem de oyuncak kutusu olsaydı. Bakın, bu Eli'nin dolabı. Bu da Pato'nun lambası.
Tatlı Pocoyo'nun oyuncak kutusu. Ve bir yatak. İşte en güzel yatak odası bu. Hadi şarkı söyleyelim. Yatak odamda ışık veren bir lambam var ve bir gardrop içinde kıyafetler. Oyuncak kutum var, içinde oyuncaklarım. Bir de güzel yatağım. Dolap. Lamba. Oyuncak kutusu. Yatak. Masa. Yatak odamda ışık veren bir lambam var ve bir gardrop içinde kıyafetler. Oyuncak kutum var, içinde oyuncaklarım. Bir de güzel yatağım. Temizlik. Bugün Pocoyo sanki bir şeyler inşa ediyor. Kocaman, güzel bir kule yapmaktan daha eğlenceli bir şey düşünemiyorum. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Haklısın. Yıkmak daha da eğlenceli. Bugün yanına bir oyun arkadaşı gelse her şey çok daha güzel olacak aslında. Eli. Bildin Pocoyo. Eli seninle oyun oynamaya geliyor. Anladım. Tıpkı onun gibi ayaklarını yere vurarak yürüyüp fil sesi çıkardığına göre elinin taklidini yapıyorsun. Bence o gelmeden önce burayı biraz temizlemek iyi olur. Ne dersin? Canın temizlik yapmak istemiyor galiba, değil mi? İşte bir süpürge. Evet, bir süpürge. Ne kadar güzel, değil mi? Galiba Pocoyo süpürgeyi görünce çok heyecanlandı. Nasıl kullanılacağını biliyor musun Pocoyo? Aslında ben tam olarak öyle düşünmemiştim. Ama çok eğlenceli olmalı. Sizce Pocoyo süpürgeyle ne yapıyor? Ata biniyor. Bu bir at. Doğru. Pocoyo ata binmiş gibi yapıyor. Evet, şimdi anladım. Cowboy Pocoyo. Gerçekten çok güzel. Evet, çok güzel. Ama bu değil. Şimdi de buz hokeyi oynuyorsun. Süpürge de senin hokey sopan. Ben buz hokeyine bayılırım. Pocoyo atışını yapıyor. Ve sayı... Pocoyo! Pocoyo! Gerçekten harikaydı Pocoyo ama... Evet! Aranızda Pocoyo'nun şimdi ne yaptığını anlayan var mı çocuklar? Gitar çalıyor! Gitar! Muhteşemdi. Gitar çalarken hoplayıp zıpladın, yerlerde kaydın ve bütün küpleri etrafa saçtın. Gerçekten iyiydi. İşte bu ilginç. Çok ilginç.
Ben süpürgelerin temizlik yapmak için kullanıldığını sanırdım. Eyvah! Temizlik dedim de bizim yapmamız gereken bir şeyler yok muydu? Olamaz. Şimdi hatırladım. Seninle oynamak için birileri buraya gelecekti. Kimdi? Söyle bakalım. Aranızda kimin geleceğini hatırlayan var mı çocuklar? Eli! Eli oynamaya gelecek. Eli! Çok doğru. Eli her an burada olabilir. Bu dağınıklığı bir an önce toparlamamız lazım. Ortalığı Eli gelmeden önce temizlememiz lazım diyor. Sakin ol Pocoyo. Önce biraz düşün. Pocoyo, üzgünüm ama şimdi oyun oynamanın sırası değil. Şimdi anladım. Pocoyo ata binerek, okey oynayarak, ve çılgın gitarını çalarak etrafı pırıl pırıl yaptı. Ne kadar güzel bir fikir değil mi? Bütün oyun küplerini çabucak kovalara doldurdu. Pocoyo'ya aferin! Eğlenceli bir şeyler yaparken ortalığı toplamak ne kadar kolay oldu değil mi Pocoyo? Eli! Eli tam zamanında geldi. Bugün Pocoyo için gerçekten çok güzel geçti. Biraz hayal gücü kullanarak ortalığı toplamak çok eğlenceli olabiliyormuş. Sanırım eğlenmek için daha pek çok fırsatları olacak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Arka bahçemde olmaz. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Geçen şeyi gördün mü? Bunun ne olduğunu biliyor musun? Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilecek olan var mı? O bir tekerlek, bir araba lastiği. Doğru, bu eski bir araba lastiği. Biri çöpe atmış olmalı. Nedir o? Bozuk bir çalar saat mi? Peki onunla ne yapacaksın? Al, anlıyorum. Sen de onu çöpe atıyorsun. Evet, neden olmasın? Daha çok. Daha çok mu? Görünüşe göre uçucu kuşun da çöpe atacak bir şeyleri varmış. Evet. Görünüşe göre herkesin atacak bir şeyleri var. Temizlik yapmak eğlenceli olabilir. Bana kalırsa da evdeki bütün bu çöplerden kurtulmak güzel bir his olmalı arkadaşlar. Bu da ne? Tırtıl! Olamaz. Maalesef kapının önü bir çöplüğe dönüşmeye başladı değil mi? Pato, toplanan bütün çöpleri az önce denize attın. Yumurta güzel kokuyor değil mi Fred? Biliyorum Fred, kimse yumurtasının içinde çöp olmasından hoşlanmaz.
bütün o çöplerden kurtulmayı nasıl başaracaksın? Olamaz. Daha fazla çöp geldi. Sana katılıyorum Pocoyo. Gökyüzünden oyun alanıma çöpler yağsaydı benim de hoşuma gitmezdi. Aranızdan herhangi birinin oyun yerine çöp yağsaydı bu hoşuna gider miydi? Ne yapıyorsun Pocoyo? Oo, anlıyorum. Çöpleri izleyerek nereye gittiklerini öğrenmeye karar verdin, öyle değil mi? Çok iyi bir plan. Dolaşıp aynı yere geliyor. Çünkü herkes elindeki çöpleri gidip bir başkasının alanına atıyor. Çöpleri bir oraya bir buraya atmak hiçbir işe yaramıyor, değil mi? Peki ama ne yapabiliriz? Bana kalırsa Pocoyo, bu sorunu çözmek için çok iyi bir yol buldum. Ne kadar dahice bir çözüm buldum. Bütün bu çöpleri bir başkasının üzerine atmak yerine onların nasıl kullanılabileceğini keşfettim. Yaşasın Pocoyo! Yaşasın takım çalışması! Hoşçakalın! Görüşmek üzere! Titiz Ördek. Şu sesi siz de duyuyor musunuz? Nedir bu? Kim acaba, çok merak ediyorum. Biriniz bana yardım eder misiniz? Bu şarkı söyleyen kim acaba? Bu Pato. Pato. Demek o sendin. Böyle şarkı söyleyebildiğini bilmiyordum. İşte buradasın. Biliyor musunuz, Pato'nun en sevdiği şey temizlenmek. Bugün kaçıncı defa duşa giriyorsun Pato? Üçüncü mü? Affedersin, dördüncü tabii ki. Biraz acele etsen iyi olur. Pocoyo ile Ellie seni bekliyor. Evet, gerçekten de temiz olmak Pato'yu mutlu ediyor. Pato, Pato, dikkat et.
Neredeyse basıyordun. Galiba Eli ve Poco'yu öğle yemeklerini yiyorlar. Acaba ne yiyorlar? Sen de sandviç ister misin Pato? Pato? Aa, anladım. Çok kirli değil mi? Pato, artık oradan çıksan diyorum. Herhalde Pocoyo ve Eli yemeklerini bitirdiler. Evet, artık birlikte bir şeyler oynuyorlar. Ne oynuyorlar acaba? Parmak boyası. Her taraflarını kirletip eğleniyorlar. Evet. Siz merak etmeyin. Galiba Pato parmak boyası yapmak istemiyor. Daha yeni banyo yaptı da. Ne oldu Eli? Ha, nedir? Eli? Eli! Pocoyo! Biliyor musun Pato? Aslında kirlenmekten fazla korkmamalısın. Evet, biliyorum. Sen temizsin ama Pocoyo ve Eli artık resim yapmıyorlar. Acaba şimdi ne oynuyorlar merak ediyorum. Resim yapmak kadar kirli olamaz öyle değil mi? Çamurdan pasta. Olamaz. Harikaydın Pato. Üzerinde bir tek leke bile yok. Dur bir dakika. Pato temiz kalmaya çalışıyordu ama aranızdan biri ona ne olduğunu söyleyebilir mi? Kirlendi. Evet, söylemeye korkuyorum Pato. Üzerinde bir çamur lekesi var. Bak. Pato! 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 Biliyor musun? Sana daha önce de söylemeye çalıştım. Kirlenmek kötü bir şey değil. Hayır. Hayır, hayır, bu doğru. Bir de bu şekilde düşün. Temizlenmeyi seviyorsun, değil mi? Ama birazcık bile kirlenmezsen temizlenmenin neresi eğlenceli olur? Hı? Şuraya bak. Ne kadar tatlılar. Arkadaşların sana bir küvet getirmiş. Galiba Pato sonunda anladı. Eğer birazcık kirlenmesi banyoda biraz daha fazla eğlenmesini sağlıyorsa, demek ki daha fazla kirlenmesi daha da fazla eğlenmesini sağlayacak. Yaşasın kirlenmek ve sonra da temizlenmek. Aferin Pato'ya, aferin Pocoyo'ya. Banyo küvetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şeyin anahtarı. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün ne oynayacağız Pocoyo? Evet, onu ben de görüyorum Pocoyo. Parlak bir şey. Galiba Pocoyo bunun ne olduğunu bilmiyor. Biriniz Pocoyo'ya bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu bir anahtar. Anahtar.
Bildiniz, bir anahtar. Kilitleri açtığında kim bilir ne sürprizler ortaya çıkacak. Ne kadar heyecan verici. Evet, ve biliyor musun? Eğer yanılmıyorsam bu anahtar eskiden korsanların hazine sandıklarını açmak için kullandıkları anahtarlara benziyor. Hazine? Hazine. Hazine. Hazine, hazine. Hazine, hazine, hazine. Bu çok tuhaf. Bu bir... Bu bir anahtar deliği Pocoyo. Hazine? Bir dene bakalım. Hazine var mı bilemiyorum ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Merhaba. Hazine. 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 Burada hazine yok. Seni uyandırdığımız için özür dileriz uykucu kuş. Anahtar. Hazine. Hazine. Anahtar. Hazine. 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 Hey. Bir anahtar deliği daha. Burada bir bodrum katımız olduğunu bilmiyordum. Hazine! 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 Hazine, hazine! Hazine, hazine, hazine! Hazine, hazine, hazine! 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 Bizi görünce şaşırdın mı Pato? Hazine Pato. Hazine, hazine. Bir asansör. Çok heyecanlı. Hadi bir dene bakalım. Denizin dibine indiler. Hazine? Galiba buradan öteye gidemezsiniz, değil mi? İnanmıyorum. Şuna bak. Hazine! 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 Biliyor musunuz? Gerçekten hazine olabilir. Bugün gördüklerimden sonra artık beni hiçbir şey şaşırtamaz. Hadi Pocoyo, aç bakalım. İçinde ne var merak ediyorum. Şeker mi? Oyuncak mı? Hazine ne olabilir? Ne oldu? Ne var içinde? Hepiniz gidip bakar mısınız? Sonra da bana hazine sandığında ne var söyleyin. Bir sürü anahtar. Hazine. Hazine.
eğlencemizden sonra bu bence dünyanın en büyük hazinesi. Kapıları açmaya devam edin. Sorular sorun ve dünyanızı keşfedin. İşte bunlar her şeyi yapmanın anahtarı. Aferin Pocoyo'ya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Yavru kuşa bakıcı. Uykucu kuş. Telefon. Uykucu kuş. Belki de hep birlikte uyan uykucu kuş diye bağırırsak uyanır. Hazır? Uyan uykucu kuş. Uyan artık uyan. Uyan. Telefon. Gitmen mi gerekiyor? Anlıyorum. Tamam. Yavru kuşa göz kulak olacak birini bulacağından eminim. Sor bakalım. Hayır. Sen. Pato, temizle. Pato, topla. Uykucu kuş, birinizin bir süre yavru kuşa bakıp bakamayacağınızı soruyor. Hayır mı? Peki ona bakan burayı temizlemek zorunda olmazsa? Ne oldu Pato? Yavru kuşa sen mi bakacaksın? Harika. Bu da burayı sen toparlayacaksın demek. Değil mi Pocoyo? Merhaba yavru kuş. İyi uyudun mu? Annen burada değil yavru kuş. Bir süreliğine gitti. Dur, sakin ol yavru kuş. Bak, arkadaşın tırtıl geldi. Tırtılın seninle kalması hoşuna gider mi? Evet, bana da iyi bir fikir gibi geldi. Olamaz. Seni taklit ediyorlar Pato. Yemek vakti. Ne? Annen seni böyle yedirmiyor mu? Pasta mı? Pato, pasta yemene izin verirse bağırmayı kesip uyuyacak mısın? Hayır. Pato, galiba tırtılın tuvalete gitmesi gerekiyor. Hemen koş koş. Çabuk çabuk. Ve sonunda uyku vakti. Annen hep seni ilk önce ayda yürüyüşe mi çıkarırdı? Sonra yatacağına söz veriyor musun? Doğru yatağa. Pato'nun yardıma ihtiyacı var Pocoyo. Yavru kuş, yapma. Hayır Pato. Bebek bakmak gerçekten çok zor bir iş. Buldum.
ikiniz güçlerinizi birleştirseniz. Ne dersiniz? Pato ve Pocoyo işbirliği yapmalı mı? Evet, işbirliği yapmalılar. Evet. Yavru kuş ne yaptığınızı merak etti Pocoyo. Uyuyacağız. Pocoyo ile Pato'nun uykusu gelmiş. Sizin yataklarda uyuyacaklarmış, olur mu? Pocoyo ve Pato'nun kendi yataklarına yatmasını istiyorsunuz. Peki, öyle olsun. Çocuklar, müthiş bir iş yaptınız. Uykucu kuş yavrusuna her gün bakmanızı istiyor. Sizce her gün çocuk bakabilirler mi? Evet, bakmalılar. Evet, baksınlar. Evet, her gün bakabilirler. Neyse. Yaşasın işbirliği. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pocoyo nerede? Merhaba Pocoyo. Merhaba. Söyle bakalım. Bugün ne yapmak istersin? Şuna ne dersin? Pocoyo? Pocoyo? Ne oldu? Pocoyo nerede? Benimle birlikte arar mısınız lütfen? Galiba sizin yardımınıza ihtiyacım var. Merhaba. O neydi? Pocoyo'yu gördünüz mü? Aranızdan biri bana Pocoyo'nun nerede olduğunu söyleyebilir mi? İşte orada. Burada olduğuna çok sevindim. Şimdi Pocoyo, bugün ne yapmak istiyorsun? Oyun. Ne kadar güzel bir fikir. Oyunlar çok eğlencelidir. Ne oynasak acaba? Ah, buldum. Şunu oynamaya ne dersin? Pocoyo. Pocoyo şimdi nereye gitti acaba? Belki de şuradadır. Onu göremiyorum. Ama dur bir dakika. O da ne? Pocoyo? Pocoyo, o sen misin? Olamaz, çok uzakta, göremiyorum. Pocoyo olabilir. Belki de biraz yaklaşıp baksak daha iyi olacak. Sizce bu Pocoyo'ya benziyor mu? Hayır. Hayır. Evet, Pocoyo yeşil ve dikenli değil. Bence bu bir kaktüs. Etrafta Pocoyo'yu görebiliyor musunuz? Onu gördünüz mü? Nerede? Aranızdan biri bana Pocoyo'nun nerede olduğunu söyleyebilir mi? İşte orada. Merhaba. Demek oradasın. Gözlüğün güzelmiş. Şimdi birlikte güzel bir oyun oynayalım. Pocoyo, buraya gel. Pocoyo bu defa nereye gitti acaba merak ediyorum. Burada değil. Ve orada da değil. Nereye gitti merak ediyorum. Hayır, burada da değil. Olamaz. Şu sürprize bakın. Bu ne dersiniz? Bir balık. Evet, bu tatlı bir balık. Peki aranızda nerede olduğumuzu bilen var mı? Denizde.
Çok doğru. Denizdeyiz. Belki de Pocoya da burada balıkların arasındadır. Durun bir dakika. Şu balığın kolları var. Balıkların kolları olmaz ki. Olmaz, değil mi? Hayır. Sen balık değilsin. Sen Pocoyo'sun. İşte seni buldum. Sana diyecektim ki, birlikte bir oyun oynamaya... Ya olamaz. Şimdi nereye gitti? Ne güzel bir orman, ne güzel çiçekler. Ama Pocoyo'yu hiçbir yerde göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Siz Pocoyo'yu görüyor musunuz? Aranızdan biri bana Pocoyo'nun nerede olduğunu söyleyebilir mi? Çiçeklerin içinde. Aa, çok haklısınız. Çiçeklerin ayakları olmaz. Merhaba. Merhaba Pocoyo. Bugün benden çok iyi saklandın. Pocoyo'ya aferin. Artık söyleyebilirim. Seninle birlikte oynayabileceğimiz güzel bir oyun biliyorum. Ne dersin? Seninle saklambaç oynayalım mı? Haklısın. Zaten bugün hep bu oyunu oynuyorduk, değil mi? Pocoyo çok oyun oynadığı için uyuyakaldı. İyi uykular Pocoyo. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bu yerdeki de ne Pocoyo? Bilmiyorsun. Ne olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? O bir tırtıl. Bulduğu şey bir tırtıl. Bu bir tırtıl. Bakın Eli geliyor. Ah, dikkat et. İyi ki araya girdin Pocoyo. Anlaşılan küçük arkadaşınla birinin ilgilenmesi gerek. Minik tırtılın ilgisini çekti. Bakın, tırtıllar yemeği çok sever. Aa, Pato'nun önünde ne güzel bir pasta var. Hey! Nereye gitti? Bu tırtıl çok da iştahlıymış. Şimdi sırada ne var Pocoyo? Masa mı? Tırtılın onu yiyeceğini sanmam. Yedi. Gerçekten çok açmış değil mi? Bye.
Kitaplara da çok düşkünmüş. Kusura bakmayın Pato, Eli ama Pocoyo'nun minik arkadaşı doymak nedir bilmiyor. Anlaşılan minik arkadaşın buradaymış. Turtul mu? Biliyorsun Pocoyo, bunca şeyi yiyen tırtıl arkadaşın değişim geçiriyor. Evet, kendisi için bir koza hazırladı. Koza mı? Evet, koza denen şey içinde dinlenebileceği büyüklükte bir tür uyku tulumu. Öyle bir şey görüyor musun Pocoyo? Evet Pocoyo, arkadaşın içinde. Teşekkürler Doktor Pato. Minik arkadaşın kozadan çıktığı zaman Pocoyo, şöyle söyleyeyim. Geçirdiği değişim seni epey şaşırtacak. Ha? Ah, o da neydi? Galiba Pocoyo'nun arkadaşını görüyoruz. Pocoyo'nun minik arkadaşının neye dönüştüğünü siz söyler misiniz? Kelebeğe! Güzel bir kelebeğe! Evet, o minik tırtıl neye dönüştü? Bir kelebeğe. Evet Pocoyo, arkadaşın bir değişime uğradı. Kelebekler de acıkmaz mı? Evet Pocoyo, arkadaşın değişim geçirdi ama iştahı hala eskisi gibi. Senin de hala iyi arkadaşın. Aferin sana Pocoyo. Görüşmek üzere. Pocoyo'ya bir sürpriz. Affedersin, acaba Pocoyo'yu gördünüz mü? Özür dilerim. Acaba Pocoyo'yu gördünüz mü? Peki. Bunu sormamda bir sakınca yoksa neden fısıltıyla konuşuyoruz? Pocoyo. Süslemeler. Pocoyo'yu mu süsleyeceksiniz? Bir pasta. Oo. Galiba Pocoyo'nun arkadaşları onun için bir şeyler planlıyorlar. İçinde bir pasta, şapkalar, dans ve balonlar olan bir şey. Pocoyo'nun arkadaşları nasıl bir sürpriz hazırlıyor tahmin edebilir misiniz? Bir parti. Bir parti mi? Ama bugün onun doğum günü değil ki. Öyle değil mi? Peki neden onun için bir parti düzenliyorsunuz? Anladım. Pocoyo'ya ne kadar özel bir arkadaş olduğunu göstermek istiyorsun. Hemen gidip ona söylemeliyim. Ne? Ne oldu? Pocoyo'ya söylememi istemiyorsunuz. Öyle mi? Bir dakika. Galiba şimdi anlamaya başladım. Bu parti ona bir sürpriz olacak. Bakın Pocoyo geliyor.
Merak etmeyin. Siz gidip her şeyi hazırlayın. Ben Pocoyo anlamasın diye onu biraz oyalamaya çalışacağım. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Acaba bir şey mi arıyorsun? Öyle mi? Arkadaşlar. Yani öyle mi? Arkadaşlarını mı arıyorsun? Ben onları hiç görmedim. Hayır, hiçbirini görmedim. Arkadaşlar? Burada olmadıklarına göre belki seninle biraz biz Pocoyo... Gidip arkadaşlarını uyarsak iyi olacak. Pocoyo her yerde onları arıyor. Şuraya bakın. Pato ve uykucu kuş pasta yapıyorlar. Yumurta ve sütleri var. Neredeyse unutuyordum. Pato, uykucu kuş. Pocoyo geliyor. Evet, şu yumurtalara, süte ve kaseye bakar mısın? Pato bunlarla ne yapıyor acaba? Bence hiçbir şey yapmıyordur. Yok. Arkadaşlar! Evet, burada kimse yok. Gördün mü? Buralara bakmaya hiç gerek yok. Ne dersin? Seninle şöyle güzel uzun bir yürüyüş yapsak mı? Eli! Olamaz. Huh, ucuz atlattık. Merak etme, gitti galiba. Pato, dikkat et. Pocoyo, neden geri döndün ki? Sen Eli'yi aramaya gitmeyecek misin? Eli! Neredeyse görüyordu. Hadi gelin. Pocoyo oraya gitmeden önce Eli'yi uyarmalıyız. Görünüşe bakılırsa Eli ve Lula sürpriz parti için süslemeleri yerleştiriyorlar. Eli, tam zamanında yetiştik. Çabuk, Pocoyo geliyor. Hayır Pocoyo, buralarda fil yok. Gitti. Küçük arkadaşımız Pocoyo'ya sürpriz yapmak için çok sabırsızlanıyor. Arkadaşlar! Olamaz, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar! Üzülme Pocoyo. Pocoyo'ya arkadaşlarını nerede bulabileceğini söyleyebilir misiniz? Arkanda! Hiçbir sebep yokken size sürpriz parti düzenlenmesinden daha güzel bir şey yoktur. Arkadaşınıza ne kadar önem verdiğinizi göstermiş olursunuz. Yaşasın Pocoyo, yaşasın sürprizler ve yaşasın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Telefon çalıyor. İşte Pocoyo. Pocoyo, buraya gel. Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Söyle bakalım Pocoyo. Acaba bugün neler yapmak istiyorsun? Şuna bakın. Bunun ne olduğunu biliyor musun Pocoyo? Bunun ne olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Bu bir telefon. Telefon. Evet Pocoyo.
galiba bunun ne işe yaradığını anlamaya çalışıyorsun. Bu gördüğün ilginç aletin ismi... telefon. Ve bu alet bazen sesler çıkarır. Şöyle. Evet, tam öyle işte. Böyle ses çıkarır. Ring ring. Ve ring ring dediği zaman ne anlama geliyor biliyor musun? Aa, sanırım Pocoyo'nun aklına bir şey geldi. Nereye gidiyorsun Pocoyo? Pocoyo ne yapıyorsun? Aa, anladım Pocoyo. Telefonun konuşması için yanına ring ring yapan başka bir arkadaş getirdin. Ne kadar eğlenceli bir fikir. Ama maalesef telefonlar ring ring yapan başka aletlerle konuşamazlar. Olamaz. Galiba Pocoyo biraz üzüldü. Hemen vazgeçme Pocoyo. Kimden yardım isteyebilirsin? Pato. İşte Pato burada. Tam da burnunu yemeğinin içine daldırmak üzere. Sanırım Pocoyo'nun sana göstermek istediği bir şey var Pato. Telefon. Olamaz. Duydunuz mu? Galiba Pato'nun karnı çok acıktı. Aç bir ördeğin sabretmesi de çok zordur. Gördünüz mü? Yine zil çaldı. Şimdi de içinden konuşuyormuş gibi sesler geliyor. Ne duruyorsun? Ne söylüyormuş dinlesene. Evet sen. Neden olmasın? Şimdi Pocoyo. Telefon çaldıktan sonra elini alıp ne diyeceğini biliyor musun? Alo diyeceksin. Alo. Alo. Çok güzel. Aferin sana. Telefonun ne işe yaradığını gördün mü? Arkadaşlarınla konuşabilirsin. Çok uzakta olsalar bile. Acaba seni kim arıyor merak ettim doğrusu. Bu arayanın kim olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Arayan Eli. Eli. Bak anladın işte. Aferin Pocoyo'ya. Eli bir parti veriyor. Seni bunun için aramış. Arkadaşlarınla haberleşmek için telefon ne kadar yararlı bir alet gördün mü? İşte hepiniz bir araya geldiniz. Bence bugün çok güzel vakit geçireceksiniz. Eli'ye teşekkürler. Tabii telefona da. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.